Herkese selam, ben Ankelerin kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kutu açılışı, ama bayağı bir kutu açılışı. Yine çeyiz eşarı aldım. Biliyorsunuz tabii ki üzerinden bayağı geçti ama depremden sonra bütün mutfak eşyalarımı yeniliyorum. Onlar gelmedi, birçok eşyam gelmedi. Yeniliyorum, yeniden alıyorum. Aldıkça da size çekiyorum. Şimdi beraber açacağız, göstereceğim. Çok güzel şeyler aldım. Şununla başlıyorum. Ekmeklik. Bir de şöyle bir fırça aldım. Fırça tırnak fırçası, böyle tırnakların diplerini, tırnak aralarını falan sürtmek için. Böyle bir şey. Şöyle şık duran bir ekmeklik aldım. Bunun mağazadaki fiyatı, internetteki fiyatın iki katıydı ve mağazada da indirim vardı. İnternette de %50 indirim vardı ama yine de çok fark ediyor. Tabii ki online'dan aldım. Göstereceğim, bayağı tatlı. Gözümle de gördüm zaten ama internetten aldım. Bu şekilde göstereyim. Bayağı geniş için ekmek alır. İki ekmek alır bence. Üç ekmek. Şöyle bir ekmeklik. Devam ediyoruz. Sonra şunu açalım bakalım neler varmış. 12 adet diyor. Fark ettim ki evin en büyük ihtiyacı, yani en büyük demeyeyim, en pahalı ihtiyaçları mutfakmış ya. İnanılmaz pahalı, inanılmaz. Ve her şeye ihtiyaç var. Mesela işte sabah bir yumurta yapıyorsun, aa Nihale yok. Hani zaten mutfaktan hiçbir şey gelmedi, böyle hiçbir şey yok. O yüzden şimdi alıp göstereceğim size, çok güzel bir baharatla kaldım. O yüzden böyle çeyiz yapıyorsanız ilk önce mutfak eşyalarını alın, ne kadar gittiğini bir görün derim. Şimdi bunları şöyle kaldırıp göstereyim. Şöyle bir baharat seti, 12 tane. Şimdi bunlar bu şekildeler. Pratik yanını söylüyorum, şöyle kapağı. İçine kaşık çıkıyor, çok pratik ya. Normalde bir de bunların içine kaşık almak gerekiyor. O yüzden görür görmez çok beğendim. Böyle hemen kapat. Bir de üzerinden etiket çıktı böyle. Baharat etiketleri. Bayağı beğendim, 12 taneler. Ben 2019 yılında evlendim bu arada. 2019'da çeyiz alışverişi yaparken, yani evet ekonomi kötüye gitti ama hani bazı şeylerin fiyatı 10 kat artmış. 10 kat mı altın dolar arttı mesela? O kadar arttı. Banyoya şöyle bir raf aldım. Bunun üstüne böyle mum koyup minik minik havluları böyle katlayıp koymayı düşünüyorum. Lavabonun yanında böyle bir boşluk var. Bunu oraya koyacağım. Bir de raflı aldım. Bu raflıya da şey koyacağım. Ne denir? Bakın ürünlerini falan koyacağım. Küçükmüş. Şöyle bir şey. Evet, tahminimden küçük geldi. Ama yeterli. Zaten şu an çok böyle bir cilt bakım ürünüm yok. Bunu da gayet beğendim. Üzerine ürünleri koyup fotoğrafını çekeriz size. Bu da yine de koyucular alıyor. Yeni yapmışlar alçıdan ıslak. Bunu ne için aldım? Böyle sehpanın üzerine koyup dekor olarak işte yüzüklerimi koyabilirim. Böyle fotoğraf çekerken falan kullanırım. Parfümlerimi koyup çekerim diye aldım. Çok tatlı bakın. Bu arada indirim vardı, o yüzden aldım hepsini. Hani bunu da alayım, bunu da alayım, zaten ihtiyacım olacak diye. Ama daha alacağım yine çok şey var. Ne almışım? Sade bir şey olsun. Böyle şekerleri süslü süslü yapıyorlar ya. Anlıyorum. Şöyle bardak gibi. Acaba bunun üstünü tırmanıyor. Böyle bir şekerlik. Ama bu bence şekerlik değil ya. Böyle pahalı gibi. Bunu başka bir şey olarak kullanırım ben kesin. Boşucu bardağı olabilir böyle kapaklı. Ama bilmiyorum. Deneyeceğiz artık. Banyo içinde bir sürü düzenleyici aldım. Çünkü banyodaki dolap çok az. Orada gerçekten düzenleyiciye ihtiyaç var. Şöyle duşa kabine asmak için hem şık dursun hem iyi bir şey olsun istiyorum. Böyle hemen girerken duşa havluları, bunu hemen duşa kaç kez hemen dedim. Şimdi bunu duşa kabine koyuyoruz, asıyoruz. Girerken havluları takıyoruz. Çıkarken de hemen alabiliyorsun, yani bir yere uzanmadan, bir yere ıslatmadan. O yüzden böyle bir şey aşırı pratik ve siyah şık. Bunu beğendim. Bu bir
yapacağım. Gidip karıştıracağım. Garaja kutumuz var. Bakalım. Neymiş. Bu arada ben normalde eskimde işte kahvaltı takımı ve fincan almaya bayılıyorum. Çok seviyorum. Böyle renk renk olsun. Kahvaltı hazırlamayı. Renkli fincanlar çok hoşuma gidiyor. Bir sürü de böyle işte özel seri falan çıkarıyorlar ya. Onlardan falan da alıyordum. Tabii ki hiçbiri gelmedi. Şimdi kana aldım, diyelim bakalım. Hayır, bu kupa. Kupada bir sürü kupam vardı. Çok güzel kupalarım vardı. Onlar da gelmedi. Çok tatlı bir kupa. İşte. Bu şekilde. Çok modernler. Bence rafta da güzel duracak. Bayağı tatlılar. Coffee. Morning coffee. Böyle şeyler yazıyor. Çok güzeller. Bunları da şöyle dizeyim kenara. Ne diyorum? Çok seviyorum işte fincanları. Ve inanılmaz artmış enerji fiyatı. Arttığı gibi fincanlarım da artmış. Şöyle bir nostalji serisi buldum. Şimdi benim annemin bir tane şeyi vardı. İlk evlendiğinde aldığım şeyimi, yani yıllar önce, bunlar kaç yıl önce oluyor? Abim 35 yaşındaysa, 35 yıl öncenin fincanları vardı annemde, 35'ten de fazla. Onları alıp götürmüştüm evime, onlar da kırılmış tabii ki gelmedi, çok üzüldüm. Onun tipine benzeyen bir fincan takımı aldım, şimdi göstereceğim. O kadar güzeller ki, bakın. Şimdi, eskiden olurdu böyle. Bilirsiniz. Hem ağzı bu şekilde, bakın içine de kiraz yapmışlar. Gösterebilir miyim? Pardon. Şöyle. Çok tatlı. Kirazlı. Sen açsam şöyle üzümlü. Bayıldım ya. Bayılıyorum böyle nostaljik şeyleri. Bir de burasının ince cam olmasını seviyorum. Hepsini çıkarmayayım şimdi. Benim işimi görür. Çok da beğendim yani. Online da güzel görünüyordu. Gerçekte de çok güzel görünüyor. Nostalji serisi Karaca'nın. Şurada şöyle bir şey var. Bu arada Dodix'siz kutu açılışı. Çünkü o okulda yapışıyor. Fenty'nin benekli olan kilo çorabı. Şu her şeyin oluyor. O yüzden seviyorum. Tabii ki pil. Pil. Oyuncaklara lazım oluyor. Her şeye lazım oluyor. Bu arada dolumlu pil alıyoruz biz. Çünkü hem atık çıkmıyor çok fazla hem de çok daha ekonomik oluyor. Dolup dolup tekrar kullanıyorsunuz. Şuna bakalım bu neymiş. Mutfak bahçeleri gidiyor. Bu da rahatlıkla paylaşıyorum. Daha önce almıştım, tekrar aldım. Bir şey daha koyacağım rafa. Şimdi bunlar böyle içinden şeffaf yapışkanlar çıkıyor. Sonra bu yapışkanları duvara yapıştırıyorsunuz. Hem böyle fayans zarar görmemiş oluyor. Üstüne de bunu takıyorsunuz. Bayağı da taşıyor yani şampuanları falan hepsini taşıyor. Almıştım. Dediğim gibi bu ikinci alışım. Siyah olduğu için de şık duruyor. Yine Karaca'dan bir şey almışım. Bakalım. Havlu seti. Çok uygun fiyatlıydı. İki set aldım. Bir setle dört tane havlu var. Bakacağız şimdi nasıl. Hamam seti. Çok iyi. Gayet güzel. Bu baş havlusu. Bu da üst havlusu. Çok güzel ya. İnanılmaz bu fiyata. Kaça almıştım bunu hatırlamıyorum ama çok uygun bir fiyattı. Kesinlikle hak ediyor. Bunları da şu kenara sallıyorum. Şöyle bir yeşillik aldım. Bakayım nasıl duruyor. Şöyle bir yeşillik. Bunu da şimdi bunu böyle banyoya asacağım. Yandan da böyle sarkıtacağım. Banyoda böyle yeşillik güzel duruyormuş oluyor. Bunu onun için aldım. Çift taraflı bank. Duvar çok delmek istemiyorum. O yüzden
Tamam, bir bant aldım. Bir iade edeceğim bir şey çıkmalı şimdi o kadar. Şöyle bir şamdanlık. Mumluk. Ay, gerçekten bunları yeni yapmışlar ya. Nemli hala. Mumluk. Ve... Bu mu mumluk acaba? O çiçeklik galiba. Kaktüs için. Evet. Bu da mum için. Şöyle. Şam'dan aldığım için ona uygun bir de mum aldım. İnşallah uygundur. Deneyelim be. Çok uygun fiyat dediler tabii ki. Alçı olduğu için. Da tatlı duracak. Şöyle bakalım. İçine bir sürü köpük koymuşlar. Şöyle zarif bir vazo. Bunu masanın üstüne koyacağım. Orta sefer üzerine çiçekler koyacağım. Çiçek de aldım. İnşallah güzel gelmiştir. Onu açayım şimdi. Çiçek geldi ama nasıl duracak bir bakalım. Şöyle bir şey. Beyaz aldım bu arada. Pembe geldi. Şöyle duruyor ama asla gerçekçi durmuyor. Beyaz değil bir kere. Beyaz aldım yani. Bembeyaz bir çiçek bu. Elveda. Bu da çok şık bir şey. İnşallah öyle de gelir. Bu bir masa, ne denir? Tezgah üstü çöp. Genelde tezgah üstü çöpler çok şık, güzel durmuyor ya. Şimdi normalde çöp bu şekilde. O üzerine bunu koyacağım. Çok şık duruyor bakın. Bastığınızda açılıyor. Bastığınızda kapanıyor. Şimdi böyle çöp atacağınızda bunu alıp atıyorsunuz. Tekrar bunu kapatıyorsunuz. Böyle tezgah üstünde şık bir görüntü. Beğendim bunu. Çok güzel yorumları da vardı. Kötü yorumları da vardı ama iyiymiş. Eldiven. Bunu baba kaldırmıştım. Böyle bir de deterjan. Aynen bunları ben almadım. Mehmet almış. Büyük ihtimalle indirimdeydi. Eldiven ve bulaşık deterjanı. Bir de bir tane büyük kutu kaldı. Bunun içinde de tablo olduğunu düşünüyorum. Bu arada önlerindeki tabii ki aşağıda olacak. Eğer böyle çizil çizil yapıyorsanız ya da evinizi dekore ediyorsanız bu şekilde buraya çekeceğim. Faydası olacağını düşünüyorum. Ha yok, bu tablo değil. Bunun ne olduğunu anladınız bence. Şurada fotoğrafı göstereyim. Şöyle bir askılık. Kurulum gerektiriyor çünkü. Bitti bile bir parçası. Şöyle bir askılık. Buna da böyle. Hem şık duruyor, hani hem dekorasyon için kullanacağım, hem de ufak tefek bir şeylerimi asarım. Yani hem dekorasyon hem de işlevsel olarak bayağı güzel oluyor. Yine diğer evimde de vardı bunun gold rengi. Ama şimdi böyle yatak odamı siyah tarzı yaptığım için siyahını aldım. Bu kadar da. Hepsini açmış oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Önereceğiniz bir şeyler varsa şu tarzda video çek, bunları yap diye yorumlara bekliyorum. Tabii ki bunların hepsini dikkate alıyorum. Onun dışında dediğim gibi ürünlerin hepsinin linki aşağıda olacak. Açıklama kısmına bırakıyorum. Abone olursanız çok sevinirim kanalıma. Çünkü böyle içerik üretmek için aşırı motive ediyor abone olmak. Hem de yeni videolardan haberdar oluyorsunuz abone olup bildirimleri açarsanız. Tabii ki videoyu beğendiyseniz de beğene tıklarsanız çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Son olarak bir yakından hepsini göstermek istiyorum. Şurav. Şu sehpayı da yine almıştım bu arada. Bunun da linkini bırakırım size. Bu raflar, kupalar duruyor. Şöyle göstereyim. Şu baharatlıklar. Kırmızı ve şu fincan takımına bayıldım. Tekrar göstereyim. Evet, çok tatlı duruyor. Bu havlu. Havlu zaten beğendim bayağı kalitesini. Şurada ekmekliğimiz. Thank you.